Günaydın efendim, güzel pazartesileri, hayırlı, bereketli, harika bir hafta başı olsun. Sizlerle beraberiz, hayatı paylaşacağız, konuklarımızı ağırlayacağız ve çok güzel konular işleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım. Güzel seyirler. Hayallerinize şimdi daha yakınsınız. Almanya'da iş fırsatını sunan bilgilerle iş insanı Kemal Çakır sizlerle olacak. Az sonra. Güzelliğine düşkün olanlar ekran başına. Bakım rutininize dair tüyolar, cilt bakım uzmanı Songül Güney'den geliyor. Az sonra. Şıklığınızı tamamlayan takılardan hangileri trend merak ediyor musunuz? Muhteşem tasarımların ortaya çıkış sürecini kuyumcu tasarımcı Yalçın Dere anlatacak. Az sonra. Bencil insanlarla baş etmek mümkün mü? İlişkilerde mutlu olmanın sırları neler? Tüm bunların cevabını uzman psikolog Yeşim Akıncı verecek. Az sonra. Efendim, hayatı paylaşmakta yine bir pazartesi. Gündüz böyle günaydın, nasılsınız, iyi misiniz diye açtığımız tatlı bir programa başlıyoruz. İş insanı Kemal Çakır bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok sağ olun. Çayınızı hazır ettim efendim. Evet, görüyorum zaten bir de daha sıcacık. Yeni, sıcacık daha yeni demlenmiş. Dumanları üstünden tütüyor. Bütün seyircilerimize de afiyetler olsun. Evet, herkesin. Biz Almanya'da Türk çayının gerçekten sevdalısıydık, özlemle anardık. Ülkemize evet. Geldik, Türk çayımızı da masamızdan esirgemedik. Değerli izleyenlerim yazıyor bana, çaysız olmaz mı? Olmaz. Bir çaylık sohbetimiz var bizim diyorum ve hayatı paylaşmak programına da bu şekilde paylaşımı başlıyorum. Aklıma bir şey geldi, hemen buradan soracağım. Hayatı paylaşmak dediğimizde aklınıza gelen ilk cümleyi alabilir miyim? Yani ismi zaten veya aklıma gelen zaten için harfin kelimenin içerisinde hayat. Hayat dediğimiz zaman her şey hayatın içerisine girdiği için. Hayat dediğimiz zaman nefes almak, hayat dediğimiz zaman yaşamak, kalbimizin atması, kolumuz, hareketlerimiz, hayat dediğimiz zaman sevgi, hayat dediğimiz zaman duygu, hissiyat, hayat dediğimiz zaman yemek, içmek, hayat dediğimiz her zaman şey gezmek. Diyorsunuz yani. İstanbul demek. İstanbul sevdalısı Türkiye olarak demek. Bunu bekliyordum, bu cümleyi böyle sonlandıracağını Kemal Bey'in. Peki o zaman şöyle bizim insanımızdan yola çıkalım. Evet. Almanya'da bizim kendi insanımızdan, yani bir nevi burada gurbetçi olarak anıyorlar ama hangi yer gurbet, neye göre gurbet onu da evet. Bilmiyoruz ama canım insanlarımız için orada Türkiye'de ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Oradan başlayalım. Bugün biraz böyle farklı bir açılış olsun. Çok sağ olun Semra Hanım. Hani Almanya'da doğan, Almanya'da büyüyen, Almanya'da tüm okul ve meslek eğitimini gören, çalışan, orada elhamdülillah iş kuran, iş yerleri kuran ve onunla beraber de Türkiye'mizde yatırım yapabilen ve bu yüzden zaten Türkiye'de yatırım yapabilen ve Türkiye'deki insanlara da Almanya'ya yol açmak isteyen birisi olarak seve seve hakikaten Türkiye'de göç yasasının başlamasıyla beraber ki biz hep Türkiye'de iş yapmaya gönül ettik. 2010'lu yılların ortalarında başlamak üzere bir serüvene girdik. Burada bazı işlerimizi yapalım, kuralım diye. Hani bu da biz her zaman klasik işler değil ki. Herkesin tabii ki rızkını Allah-u Teala tayin eder. Meşakkatli bir yol zaten. Evet. Zor bir yol ama Allah kolaylaştırsın. İnşallah. Arada bir inşallah. Aksilikler olur efendim ama istikrar varsa, istek varsa, öyle. Bir şekilde niyet iyiyse evet. O yol doğru yola giriyor bir şekilde. Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey söyleyeceğim Kemal Bey. Şimdi biz daha önce tabii Hayat Paylaşmak programı için de lütfen yapalım. Evet. İzleyenleri konuşuyoruz ama söz uçar, yazı kalır, görsel daha da tetiklenir, kesinlikle. Pekiştirilir. Bizim projemiz için de sizden rica ediyorum, ben bugün bir imza olsun bu. Evet. Lütfen oradaki giden değerli arkadaşlarımızdan, evet. Oradaki ekibinizden VTR'ler, görüntüler istiyorum. Bir sonraki programa hazır edelim, olur mu? İnşallah kesinlikle hazır olacaktır. Yani biz toplam olarak bizimle ve bizim gayretimizle, bizim yolumuzla yani 200'ün üzerinde personel biz veya adaylarımızı Almanya'ya göndermişizdir. Allah çok şükür olsun. Ama işte bunlar hani böyle evet yaptık, evet, evet ettik, evet, 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 evet biz evet. Bu yolun içerisindeyiz, yol evet. Alıyoruz, Allah da yardım ediyor. Fakat evet. Biraz görmek, duymak, bilmek farklı bir şey ya. Bunu size söz veriyorum tamam, Semra Hanım. Tamam, teşekkür bunu yapacağız. Ediyorum. Ve bizim yaptığımız gerçekten
Bütün zamana baktığım zaman şimdi çok oluşumlar oldu son bir sene içerisinde. Herkes yapsın, herkese de gerçekten biz destek olalım, herkes bize destek olsun, karşılıklı oturalım, öğrenelim, yapalım. Ama biz kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Biz kimseye olmayacak bir şeyi vaat etmek istemiyoruz. Almanya istihdam edilmesi için bu göç yasası kapsamında son 3,5-4 seneden beri Almanya kapılarını açmıştır. Almanya'da yeteri kadar artık nitelikli eleman kalmadı. Bundan dolayı hastaneler doğru işlemiyor, inşaatlar doğru gitmiyor. Hem evlerde hem de normal yollarda. Almanya karar almıştır. Ta 2. Dünya Savaşı'ndan, Hitler zamanından kalmış bütün bu telekom hatları ve bu gibi hani telefon hatları ve bu gibi altyapılar. Ondan dolayı hani Doğu Almanya'da 1990'dan sonra her şey yenilendi ama Batı Almanya'da siz gidiyorsunuz Almanya'ya, ben de gidiyorum. Yani gittiğiniz zaman her 2-3 kilometre bir hat bozukluğu oluyor. Telefon kapanıyor, telefon çekmiyor. İnanılmaz. İstanbul'da böyle bir şey yaşanmıyor ama hakikaten Almanya'da yaşanıyor. Neden? Çünkü altyapı eski olduğundan dolayı. Ama bu yüzden Almanya karar almıştır. Altyapımızı değiştireceğiz, yenileyeceğiz diye. Ve bundan dolayı başlamışlardır. Bu yerin altında bu fiber hatların yenilenmesine. Bundan dolayı sadece elektrik mühendislerimize ihtiyaçları var. Çünkü neden? Oradaki kişilerin yaşları biraz büyük. Yaşlı demek istemiyorum. Yaşları büyük demek istiyorum. Çünkü ben orada hala benim danışanlarım var. Biliyorsunuz birkaç meslek dalımız var ve hepsini aktif Allah'a çok şükür yapıyorum. Bir nevi danışanlarımdan inanın çok komiktir Kemal Bey, bunu siz bildiğiniz için izleyicilerle de paylaşmak istiyorum. 77 yaşında danışanım vardı. Diyecektim ki ben size ne anlatayım? Siz o kadar deneyimli ve o kadar bilgili birisiniz ki ben size nasıl yol göstereyim diyemiyor insan, ama tabii onlar bizler gibi, gençler gibi çok alanda aktif değiller. Tek düze bir hayat yaşamışlar ve deneyim olarak da çok enteresan duygu deneyimi diyelim. Duygu deneyimi daha az. Evet, biz birçok şey yaşıyoruz bu ülkede. İyiyi, kötüyü, nefreti, sevgiyi, hepsini yapımız, bir arada. Bizim yapımız zaten buna elverişli olduğundan hani biz çok duygusal, çok böyle harmoni, hani bununla beraber bizim üzüldüğümüzde şarkımız var, sevindiğimizde şarkımız var. Ben bugün öyle açtım. Hani bu Almanya'da var mı yok mu ona girmiyorum bu meseleye ama daha sertler, soğuklar. Bizim kadar öyle bir şey yok yani hakikaten. Biz gerçekten bizi özel yapan bizim ülkemiz olsun, güzel, Müslüman Türk güzel. Olmamız hakikaten yani mükemmel bir iş. Yani çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun. Rabbim nasip eyledi de bir Türk ana babadan dünyaya gelmişiz. Evet, ne olur yozlaşmayalım değil mi Kemal Bey? Ne olur unutmayalım. Yapmayın. Lütfen. Gerçekten. Yani ben bazen haberleri izlediğim zaman ister istemez gündüz kuşağını da takip ediyorum. O gündüz kuşakları bence gece kuşağı olacak kadar vahim durumda. Üzülüyorum. Evet. Gerçekten üzülüyorum. Bunlar gerçek Müslüman ve Türkler olamaz diye yani de bizim altını ülkemiz, çiziyorum. Bizim ülkemiz üç yanı su. Boğazımız var. Marmara Denizimiz var. Bu herhangi, o yüzden bütün dünyanın sadece gözü zaten. Sadece İstanbul değil ki ama. Yok, bütün yani, her tarafımız. Evet. Bütün Akdenizimiz, Van'ımız, Ege Denizimiz, Karadenizimiz. Erzurum'uz, her yerimiz, Konya'mız. Her yerimiz. Yani bu ülke başkasının elinde olsa cidden dünyada bir numaradır. Bizim bir numara, zaten biz yine bir numarayız. Bir numarası bizim ülkemiz. Biz yine bir numarayız. Sadece bu kardeşliğimiz, bu birbirimize böyle kenetlenmemiz olursa, evet. Hani biz burada Almanya istihdamı değil, Almanya'dan geri istihdamı, bu Türkiye'ye yapılacak dış ülkelerin istihdamını konuşmuş olacak, zaten geliyor hani, gelmiyor da değil. Hani burada hakikaten kardeşliğimizi, Türkiye sevdamızı ön planda tutuyoruz, bayrağımıza sevdamızı, bu ezan sesini, hakikaten hani bunu anlatılmaz. Evet, hani yani oraya gidince şimdi insan ister istemez duygusallaşıyor ama evet. Şimdi orada yaşamayanlar bilemiyor. Yok. Anlatılmaz. Gidelim. Biz tabii ki deneyim kazanmak için Kemal Bey gibi güzel firmalar, güvenilir yerler sizlere bunlara vesile oluyor ama şöyle söyleyeyim. Yani yurt dışına gittiğiniz zaman öncelikle burada yaşadığınız en kötü şeyi bile sevgiyle anıyorsunuz. Bunu söylemem gerekiyor. %100 olarak. Evet. Çalışın. Azmedin, karşılığını elbette orada alın ama canım ülkemde neden olmasın? Neden okuyan öğrencilerimiz ısrarla yurt dışı hayali kursun mesela, değil evet, mi? Evet, evet. Ama burada hani cidden bazı hani şimdi bunu tam 2019 yılının sonunda 2020 yılının başından beri yaptığımızdan dolayı hani görüyoruz
cidden değişiklikler var. Hani eskisi gibi bu başvurular... İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? İşte o ya da ben, soru işaretlerim. İşte ama bence... Sizin bence, işiniz alanında iyiye gidiyorsunuz. Başarılı bence, bir şekilde yurt dışına elbette öğrencileri yolluyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle. Hani zaten deneyim olsun. Hani dünya zaten hepsi bir ülkedir. Evet. Hani hepimizi biz yapan zaten insanlıktır yani. Global hepimiz olmak, aynı, görmek. Aynı. Hepimizin hani bu sınırların çizilmesi zaten bu vizeler şudur budur bu neden dolayı öyle. Tabii ki bazı yerlerdeki refah payı daha yüksek, sosyal devlet. Karşılığını alabiliyor, düzen belki kesinlikle var. Keşke öyle. Ülkemizde de kesinlikle olsa öyle. İşte. Ama burada da o zaman daha başka hareket etmemiz lazım. Vergilerimi, bireysel değil bireysel, mi Kemal Bey? Vergilerimizi verelim devlete. Evet, yapalım. Hani bunu Almanya'da yapamazsınız. Vergilerimizi verelim. Yapın bakın, ufacık daha bir hatanızda biliyorsunuz şeyler, siz de evet, yani çok başınıza iyi bir neler çok geliyor, iyi bir şekilde Allah korusun. Yapmayın hani bundan dolayı. Bir şey istiyorsak önce vermemiz lazım. Ama konumuza geri gelecek olursak, evet, istihdam konusunda hakikaten Almanya Türkiye'den ve Türkiye gibi kendi adlandırdıkları gibi üçüncü dünya ülkelerinden ki biz birinci dünya ülkesiyiz her zaman. Ama ne yazık ki onlar adlandırdığı gibi böyle. O yüzden bu kapıları açmıştır. Avrupa Birliği'nden yeterli insan gelmediğinden dolayı, kendi ülkesinde zaten neslin yetişmediğinden dolayı üçüncü dünya ülkeleri adlandırdı Türkiye'mizden ve bu gibi ülkelerden nitelikte eleman için göç yasası kapsamında kapılarını açmıştır. Biz de bu konuda 2020 yılından beri Allah'a şükürler olsun hizmet vermekteyiz. Dediğimiz gibi yani 200'ün üzerinde insana vesile olduk almaya gitmelerine. Bunları da çekip göstereceğiz inşallah. Ve daha nice insanlara da götüreceğiz. Siz eğer lisans, yüksek lisans sahibiyseniz, hemşireyseniz, fizik tedavicisi, doktor, diş doktoru, labor teknikeri, ATT, elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi, aşçı, tırcı, her renkli neyse. Renkli olan ve olacak olan herkes. Herkesi götürüyoruz. Ve buyurun, bu şekilde de zaten inşallah göç yasası kapsamında ve hakikaten karşılığını alarak, yani karşı tarafta en mühim olanı iş anlaşmasını, yani iş yerini, hı hı, yerleştirerek, onun yanı sıra da bu denkliği sağlanarak yaptığınız mesleğin, hı hı, bu şekilde hareket ediyoruz. Bunların hepsinin anahtarı da Almanca. Evet, Almanca öğrendikten sonra inşallah kesinlikle bizler sizleri götüreceğiz. Bizim gibi kurumlara başvuru yapın. Herhangi birisinin yok dil şart değil, yok falan filan. İnanmayın böyle şeylere. Evet. Denklik olmadan almaya kabul etmiyor. Onun haricinde tamam, belki evlenip de giderseniz damat gelir olarak o başka. Gelin başka olarak, bir o şey. Başka. İç güvey olmak istemiyorsanız, evet, işinizi yapmak istiyorsunuz yine dil kesinlikle sahibi olmak zorundasınız. Kesinlikle, kesinlikle. Yine denklik almak zorundasınız çalışabilmek adına eşinize kesinlikle sadece yük olmamak için. Kesinlikle ve bununla beraber Semra Hanımcığım nefes aldığınız zaman kusura bakmayın araya girin araya girin girdim. Efendim çok güzel oluyor böyle. Bu en önemli yaptığımız iki tane iş dalından da bahsederek birincisi bu sağlık turizmi. Zaten... Ona gelmeden önce hemen çok sorulan sorular var Kemal Bey. O yüzden nefes alıp aslında kesmek istedim. Evet, oradan da efendim devam edelim. Telefon numaralarımız? Aa, hemen efendim tabii buyurun. En ben güzel mi? Siz veriyorsunuz tabii, mi? tabii. Yok ben sizin buyurun kadar veremem. Evet lütfen seyircilerimiz telefon numaralarımız 24 saat gerçekten 24 saat açıktır. WhatsApp hattımız 0554 494 9039 veya sabit hattımızda 0212 702 2414 olarak aramalarınızı süper bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bundan sonra konuğumuza söyletiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Sizin ekibiniz de yanıt verdiği için direkt WhatsApp hatlarında sizin, evet, kontrolünüzde olduğu için, evet, aslında çok daha iyi olur. Bana çok mesaj geliyor. Çünkü canlarım ne olur. Bazı şeyler var. Ben yeterli kalamıyorum. Direkt ekibinle bilgi almanız çok daha, evet, sağlıklı olur. Ben sunuyorum, vesile oluyorum. Gerisi sizde efendim. Teşekkür ederim. Şimdi oraya gittiler. Sosyal güvenceleri nasıl peki? Onları kim koruyor? Oradaki sosyal güvence hakları var mı? Buradan oraya gidenler için. Şimdi hepimizi her yerde Allah-u Teala koruyor. Hani onu bir kere altını çizelim. Güzel. Rabbim neyi nasip ettiyse, kaderimize ne yazdıysa zaten ondan daha ne azı ne fazlası gerçekleşmez. Hı-hı. Yeter ki biz duamızı yapalım ve hakikaten niyetimiz halis iyi olsun. Ona göre, evet, hareket edelim. Bununla beraber de tabii ki Almanya sosyal güvenlik hak konusunda Avrupa'nın veya dünyanın belki en kuvvetli, en güçlü ülkesidir. Almanya'ya girdikleri an itibariyle, çünkü iş sözleşmelerini ayarlıyoruz, her yere iş yeri buluyoruz. Ya kendi bünyemizde veya dışarıda her hangi şehirde istiyorlarsa ağırlıklı olarak onların nereye istiyorsa oraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Almanya'ya giriş yaptıkları an itibariyle zaten bu sosyal güvence
hakkını kazanmış oluyorlar ve bu kapsamda zaten yaşantılarını sürdürüyorlar. Eş olarak gittikleri zaman, karı koca olarak gittikleri zaman çocuklarıyla beraber de aynı hakka sahipler. Bunu da tekrar belirteyim. Normal sosyal sigorta kapsamı içerisinde işsizlik parası, hasta sigorta hasta sigortası olmuş oluyor. Yani direkt olarak doktorlara gidip orada herhangi bütün sağlık programlarının veya sağlıkta olan bütün haklarına sahip olabiliyorlar. Emeklilik sahibi oluyorlar. Çünkü orada çalıştıkları zaman orada da emeklilik parası yatırılmak, emeklilik primi yatırılmış oluyor. Bununla beraber Türkiye'ye geldikleri zaman bizim babalarımızın da yaptığı gibi amcalarımızın, dedelerimizin hepsi burada da oradan aldıkları emekli hakkıyla burada yiyorlar. O zaman çok daha güzel euro alıyorsunuz, lira harcıyorsunuz. Hani bu her zaman zaten çok da böyle avantajlı, güzel yapılmış işlerden. Avantajlı şu anda günümüzde en azından. Evet. Ve bununla beraber tabii ki denklik alıyorlar. Mesleklerinin denkliklerini almış oluyorlar. O çok çok önemli bir nokta ve en mühim olan nokta da orada euro kazanıyorlar, buraya getiriyorlar, burada lira harcıyorlar, ülkemize yatırım yapıyorlar. İki taraf için de çok büyük bir kazanç oluyor. Hem kendileri için, akrabaları için, eşleri, dostları için çok mükemmel bir iş yapmış oluyoruz. Sonuna geldik. Tabii ama bir tane satır, bir tane satır mecbur söylemek istiyorum. Olur, buyurun. Önümüzdeki programda inşallah hem sağlık turizmi ama en mühim olanı altını çiziyorum ve buna ağırlık vereceğiz. Bakım turizmi. Şu an yengelerim, amcalarım, şu an bakıyorsunuz senelerden beri Türkiye'ye gelemediniz bakıma ihtiyacı olduğunuzdan dolayı. Sizleri getireceğiz burada, size bakacağız. Cepinizden bir kuruş para çıkmayacak. Hepsini biz organize edeceğiz. İnşallah telefon numaralarımız belli. Efendim, arayın. Evet, biz ben sorumluluk hepsini, almıyorum Kemal Bey. Direkt sorumluluk sizde. Biz hepsini organize ediyoruz. Size sizin hakkınız olan İzin ve bakım paranızla beraber burada izin yaptırıyoruz. Bodrum'da, Antalya'da, Marmaris'te, her yerde. Bu çok ağır ve geniş bir konu ya. Aynen bunu öyle alalım. Ben notlarımı aldım. Tamam, bir sonraki programda inşallah ya da tam hazırlığını yaptığımız bir zaman bunu işleyelim, olur mu? İnşallah işleyeceğiz. Yani yaşlı bakım, yani evde bakımdan bahsediyor Kemal Bey. Güzel ama Türkiye'de. Hani Almanya'da bakıma muhtaç olup da senelerden beri Türkiye'ye gelemeyen amcam, yengem gelecek. Süper. Hepsini biz organize ediyoruz. Hadi inşallah. Ve burada bakıyoruz. En güzel otelleri yerleştiriyoruz. Biz hemşirenizi veriyoruz. 24 saat size bakıyoruz ve tekrar geri gönderiyoruz. Yani Almanya'da yaptığınız, kurmuş olduğunuz sistemi bizim ülkemizde de yapmaya hazırlanıyorsunuz. İnşallah. Hazırlandık ve yapıyoruz. Hazırlandık, yapıyorsunuz. Eyvah, neler duyuyorum. Yeni yeni gelişmeler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, hayatı paylaşmaya ve güzellikleri çoğaltmaya devam ediyoruz. Birazdan diğer konuğum sizlerle olacak. Güzelliğine düşkün olanlar ekran başına. Bakım rutininize dair tüyolar, cilt bakım uzmanı Songül Güney'den geliyor. Az sonra. Şıklığınızı tamamlayan takılardan hangileri trend merak ediyor musunuz? Muhteşem tasarımların ortaya çıkış sürecini kuyumcu tasarımcı Yalçın Dere anlatacak. Az sonra. Bencil insanlarla baş etmek mümkün mü? İlişkilerde mutlu olmanın sırları neler? Tüm bunların cevabını uzman psikolog Yeşim Akıncı verecek. Az sonra. Efendim, hayatı paylaşmak programımız en güzel şekilde devam ediyor. Yine bir kadın, kadın gücü. Mutlaka programımızda böyle yer vermek istiyorum. Gördüğüm zaman da böyle içim, gözüm, gönlüm açılıyor. Songül Güney bizlerle beraber cilt bakım uzmanı. Aslında en çok yatırım yapmamız gereken bizim ekranımız, vizyonumuz, cildimiz. Cildimiz. Hoş merhaba, geldin. Hoş bulduk. Sizlerle böyle bir programda olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ben de büyük bir hastane kurumunda medikal estetik direktörü olarak görev yapmaktayım. Ay çok güzel. Hem sağlığımız, hem güzelliğimiz, evet, hem de cildimiz sizlere, evet, emanet. Sizler gibi güzel, evet, insanlara. O zaman hemen vakit kaybetmeden şöyle... Malum yarından sonra kapıda yaz. Yaz geldi artık. Evet. Aslında yaz, kış demememiz lazım. Cildimize her zaman özen göstermemiz, hı-hı, gerekiyor. Ama özellikle de yaz aylarında cildimize iki kat özen göstermemiz lazım. Neler yapmamız lazım? Her şeyden önce cildimize agresif uygulamalardan kaçınmak, hı-hı, lazım. Yaz aylarının, yaz aylarının başlarından itibaren ve mutlaka her bayanın çantasında olması gereken bir güneş koruyucusu günde 3 defa kullanması gerekiyor. Cildimizin daha kaliteli hale gelmesi için de yaz, kış mezoterapi işlemleri, hı-hı, cildimizi yenileyici işlemler yapıldığı takdirde yaz aylarında da lekeli ciltlerle karşılaşmıyoruz.
Yani aslında kışın da yazın da bakım yapmalıyız. Biz bir tık da meslektaş sayılırız. Aynen, sizlere renkli de bir hizmet veriyoruz. Sizler evet. de geliyorsunuz, onurlandırıyorsunuz Tabii, bizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyoruz. Yaz kış ayrımı yapmadan cilt bakımı bir bütünseldir. Ne kadar vücudumuza dikkat ediyorsak, organlarımıza dikkat ediyorsak cildimiz de bizim özel bir giysimizdir. O yüzden de vizyon olarak cildimize daha özen göstermemiz yani lazım. Yani hele ki makyaj yapanlar, ben çok fazla sevmem biliyorsun makyajı, böyle nazlı evet. yaptırırım. Çünkü cildimizin üzerine ister istemez bir yormamak lazım tabaka cildimizi. Oluşturuyor ve kapatıyor, nefes almasını engelliyor. O zaman şöyle diyelim, makyaj yapanlar ya da cildini mesleğinden dolayı biraz hor kullananlar. Onların dikkat etmesi gereken şey rutin cilt bakımı. Peki cilt bakımı rutin dediğimiz zaman ne yapmalıyız? Nedir onun rutini? Yani normalde makyaj hepimiz gündelik hayatta yapıyoruz. Ama ağır makyaj yapmaktan kaçınmalıyız. Ama özel programlarımızda cildi yormadan transparan dediğimiz makyajları tercih etmeliyiz. Nefes aldıran. Nefes alan, gözenekleri tıkamayan, her akşam cildimize rutin olarak bir tonikle temizleyip evimizde, yani makyajla uyumak yok değerli izleyenler. Bu sefer makyajla uyuduğumuz zaman gözeneklerimiz iki kat tıkanabiliyor. Evimizde herkesin bir nemlendiricisi vardır mutlaka. Olmalı. Tonikle, olmalı da. Tonikle temizledikten sonra ya bir serum ya bir nemlendirici ile cildimize nefes aldırmamız gerekiyor. Bu rutine devamlı yaptığımızda cildimizi makyajlı olarak yatmadan önce cildimizi temizleyip yatarsak cildimizin nefes aldığını ve düzenli olarak makyajlı yattığımızda da gözeneklerin ne kadar bariz bir şekilde açıldığını görebiliyoruz. O yüzden rutin olarak her bayanın, her kadının yapması gereken evinde tonik, cilt bakım ürünleriyle standart, profesyonel olmasa bile cildini temizleyip yatması gerekiyor. Yani işin başı temizlik. Her yine şeyde yine yeni, yeniden temizlik. Bakın çok kötü bir dönem atlattık. Allah bir daha döndürmesin. Amin, ülkemize inşallah. Ve dünyaca bu sıkıntıyı atlattık. Ne oldu? El yıkamayı öğrendik. Şaka gibi. Doğru, el yıkamayı birçok kişi bilmiyordu. Dezenfekteyi birçok kişi bilmiyordu. Çok üzücü biz değil mi? Biz bu süreçte öğrendik. Daha da sıkı sıkı öğrendik. İşte cildimiz de öyle. Biz ne yapıyoruz? Şimdi ben bakın izleyenler bilebilir, yerinde duramayan biri olarak burayı elliyorum, orayı elliyorum, sonra ne yapıyorum? Böyle. Ve bu sefer uçuklar çıkıyor, sihirler çıkıyor, sıkar izleri oluşuyor, cilt alttan kusmaya başlıyor. Bu sefer aldığımız besinler de cildimiz açısından çok önemli. Sadece rutin olarak bakım gerekmiyor. Oraya gelecektim, süper giriş yaptınız. Aldığımız besinlerle de cildimizin içten organlarımızı nasıl güçlendirebilirsek cildimizi de dışarıdan güçlendirmiş ve bariyeri güçlendirmiş bir hale getirebiliyoruz. Yani sadece cilt bakımı olarak değil, içten de beslenmemiz lazım. Vücudumuzda cildimize gelen, iyi gelen şeyler var. Mesela günlük rutin, herkese ilk bunu sorduğum zaman tüm uzmanlar su der. Su. Sizin neyiniz? Böyle hani kesin tavsiye ediyorum dediniz. Mutlaka su içmemiz lazım. Bu geçilmez bir kuraldır. 2-2,5 litre su ne kadar içerseniz, aynı kurumuş bir çiçeği düşünün. Biz kurumuş bir çiçeğe ne kadar su verirsek düzenli bir şekilde çiçek açmaya başlar. Cildimize de düzenli su tüketimi yaptığımız zaman vücudumuzla, ciltle de alakalı değil, hem organlarımız gençleşiyor, tırnaklarımız, hem cildimiz, saçlarımız, her tarafımızda farklılığı görebiliyorsunuz. Hiç su içmeyen kişiler tanırım. Suyu nemsiz sevmeyen. Nemsiz bir cildi oluyor ve kırışıklıklar su içmeyenlerde daha fazla meydana geliyor. Lütfen sularımızı içelim. Biz de alalım güzelce güzel bardaklarımızı. Bir bardak su içelim. Değerli izleyenler, sizler de için lütfen. Hemen sohbetimize devam ediyorum kaldığım yerden. Hemen şunu sorayım, sonra suyumu içeceğim. Şimdi güneşten korumalıyız. Lekelenmemesi için de güneş kremini kullanmalıyız. Fakat yazın cilt bakımı yapılmalı mı? Yazın konforlu cilt bakımları tabii ki yapıyoruz. Ama başta da söylediğim gibi agresif bakımlardan kaçınıyoruz. Nedir? Cilde hasar vererek, dokuyu zedeleyerek yapılan bakımlardan, mikro iğneleme yöntemiyle yapılan bakımlar Mayıs'ın sonundan itibaren yapılmıyor. Çünkü dermapen diyoruz. Dermapen işlemi.
ne kadar agresif bir uygulama olursa danışanlarımız dikkat edeceklerini söyleseler bile güneş koruyucusu kullanmayabiliyorlar, unutabiliyorlar. Ya da çok ışık altında çalışanlarda lekelenmeler daha fazla oluyor. Çok zor gidiyor evet. Canım izleyicilerim, çok zor gidiyor. O yüzden cildimize yaz aylarında agresif uygulamalardan kaçınılması lazım. Daha çok konforlu bakımlar, böyle maske bakımları yapılabilir. Nem bakımları yapılabilir. Mezoterapi işlemleri, nemlendirici mezoterapi işlemleri yapılabilir. Hı-hı. Ufak ufak dokunuşlarla cildimizin nem ihtiyacını, kolajen ihtiyacını Hı-hı. giderebiliriz. Şimdi o zaman hemen böyle cilt uzmanlarını bulduğumuz zaman biz kadınlar çok severiz tiyolar almayı. Hemen bir tiyo evet. rica edeceğim. Genç kalmanın sırrı su içmenin ötesinde. Size deseler ki ben cilt bakım ürünü çok kullanmıyorum. İşte uzmana da çok gidemiyorum. Evde ne yapmalıyım nem için? Var mı böyle aklınıza gelecek bir tavsiye? Profesyonel güzellik merkezlerine, kliniklere gidemeyen, profesyonel bakım yapamayanlar için evde önerdiğimiz bitkisel kürler oluyor. Mesela herkesin çok bildiği salatalık. Salatalığı soyarken yüzümüze, maske bir şekilde göz altı morluklarına çok iyi geliyor. Evet. Limonla beraber karbonatı, sivilceleri ve yağlı, evet, bak biliyorum. Evet, gözeneklerin daha sıkılaşmasını evet. sağlıyor. Ay bir canım cilt bakımı çekti. Gerçekten. Bekliyoruz. İnşallah geleceğim. Bekliyoruz. Bu arada bizlere ulaşmak isteyen değerli izleyicilerimiz olur. Sizin de ciltle ilgili sorularınız olursa biz direkt Songül Hanım'a da ileteceğiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Numaramızı vereyim. 0554 494 9039 0212 702 2414'te bizlere ulaşmamız gereken telefon numaraları olur da soruları olursa direkt ileteceğim. Tabii ki memnuniyetle. Çünkü gerçekten dediğimiz gibi cildimiz bizim giysimiz. Aynen öyle. Bizim giysimiz ve korumamız gereken en güzel önemli yerimiz. Yani cildimize ne kadar çok bakarsak o kadar mutlu oluyoruz. Biz kadınlar öyleyiz. Hı-hı. Sadece cerrahi işlemler değil. Şimdi onu soracaktım. Evet. Hastanede çalıştığımız için orada bir sorumluluğunuz var. Cerrahi olmayan estetik işlemler de yapılıyor. Botokslu, Hı-hı. dolguydu, mezoterapi işlemleri de. Herkesin mutlaka mezoterapi belirli bir yaş grubundan sonra mezoterapi yaptırması gerekiyor. Yani o aslında hiçbir şekilde cilde zarar vermeden toparlamayı sağlayan bir nem. Sıkılaştırma yapıyor. Kolajenimiz belirli bir yaştan sonra azalabiliyor. Hı hı. O kolajeni belirli bir yaştan sonra azaldığı için yani yerine getirmek için cilt gençleştirme işlemleri yapılırsa cildimizin ne kadar verim aldığını görebiliyoruz. Peki sizin danışanlarınızda en çok size başvurulan alan cilt bakımı mı yoksa? Biz birçok işlemler yapıyoruz. Hı hı. Cerrahi işlemlerde, cerrahi olmayan da küçük dokunuşlarla yapılan işlemler. Cilt bakımları, botoks, dolgu, mezoterapi işlemleri, cerrahi sayılacak işte burun, göz kapağı gibi işlemlerde yapıyoruz. Aslında siz bir yandan da estetik danışmanısınız. Estetik danışmanlığı, estetik direktörlüğü yapıyoruz. Hı-hı. Danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Güzelleştiriyorsunuz. Güzelleştiriyoruz. Ama güzelleştirmenin ötesinde sağlıklı bir yönlendirme. Sağlıklı bir şekilde. Yani kullanılan bütün cihazlar, bütün ürünler Sağlık Bakanlığı onaylı. Hı-hı, süper. Ya öyle de olması Hı-hı. gerekiyor. Yani canlarım valla cildimiz mühim. Tabii ki hepimiz aynı hatayı yapıyoruz. Bazen Mutlaka. Reklama kanıyoruz. Reklamlar böyle dikkatimizi çekiyor ya da uygun geliyor bizlere. Diyoruz ki şuraya gideyim ama ne olacak ki, o da aynısını kullanıyordur. Cildimize o enjekte ettikleri artık her neyse, vitamin, DNA, somon ya da işte kolajen. Yani geri dönüşü olmuyor bazı işlemlerin maalesef. Olmuyor, bir de alerji yapıyor, evet. bir de onunla uğraşıyorsunuz. Aman Allah korusun, lütfen güvendiğiniz, inandığınız ve diploması olan yerlere gidiniz Mutlaka diye altını çizmek istiyorum. Mutlaka hekimlerin yapması gereken işlemler var. Mutlaka hekimler tarafından yapılan işlemler daha sağlıklı, daha verimli olduğu için de mutlaka hekimlere yaptırmaları gerekiyor. Yani. Şu an günümüzde estetik, güzellik açısından ya da bakım açısından trend ne? Yani teknoloji ilerliyor. Her sene yeni sistemler, yeni cihazlar, yeni ürünler çıkıyor. Ve bizler de, sevgili danışanlarımız da bu hizmeti sunuyoruz sevgili danışanlarımıza da. Daha çok şu anda yaptığımız işlemlerin başarısı 2-3 yıldır göz kapı
kapağı ameliyatları daha revaçta. Hı hı. Daha yorgun ifadeyi, daha gözlük kullanıp bilgisayar başında olanlarda göz kapağı düşmeleri daha fazla oluyor. Özellikle de migren ağrısı çekenlerde göz kapağı ameliyatları daha trendde. Hı hı. Agresif olmayan hem dediğim tercih gibi edilen, tercih edilen. Altın maskeler, gold maskeler, cilde ışıl ışıl, daha yorgun ifadeyi kaybettirecek işlemler. Onları yapıyoruz biz. Daha evet. Trend işlemler. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben teşekkür sağlık. Ederim. İyi ki varsın. Sen İyi ki geldin. Varsın. Çok güzel bir programdı. Çok güzel ağırlandık. Herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim Hayatı Paylaşmak programı böyle güzel bilgiler paylaşarak devam ediyor. Birazdan sizlerleyiz. Şıklığınızı tamamlayan takılardan hangileri trend merak ediyor musunuz? Muhteşem tasarımların ortaya çıkış sürecini kuyumcu tasarımcı Yalçın Dere anlatacak. Az sonra. Bencil insanlarla baş etmek mümkün mü? İlişkilerde mutlu olmanın sırları neler? Tüm bunların cevabını uzman psikolog Yeşim Akıncı verecek. Az sonra. Efendim programımız devam ediyor. Hayatı paylaşmakta çok güzel başka konular da paylaşacağız. Sadece kadınlara özgü değil, böyle bizim süsümüz bizi tamamlayan bu takılarımızdan bahsedeceğiz. Şimdi çok değer verdiğim, benim de birçok defa takılarını kullandığım değerli Yalçın Dere bizlerle beraber. Takı tasarımcısı diyebilir miyiz? Yani bir nevi öyle oluyoruz. Öyle diyelim. Evet. Peki nasıl bu mesleğe adım attınız? Bir kendinizi kısa tanıtırsanız çok mutlu olurum. Tabii. İsmim Yalçın Dere. Uzun süredir 20 yılı aşkın senedir kuyumcu sektöründe çalışmaktayım. Baba mesleğimiz aynı zamanda kuyumculuk. Bununla gelişen zaman içerisinde teknolojinin de ilerlemesiyle CNC ve işleme makinelerinin hayatımıza girmesiyle biz de kendimizi tasarımcı olarak bulduk. Çok güzel. Kendi tasarımlarımızı yapıp Anadolu'daki insanların beğenilerini sunduk. Birçok ile toptan şekilde bilezik yaparak 22 ayar bilezik yaparak bu şekilde süper. Başladık. Bir tane hediye alırız 22 ayar. İnşallah. İşin esprisi şaka yapıyorum ama takı çok önemli. Nedir? Değer bildirmek, evet. Sevgiyi göstermek. Evet. Şimdi bizim göreneklerimize bile var. Bir hanımı, bir beyi sevdiğin zaman onu hediye olarak böyle takı alırsın. Evet. Onu mutlu edersin. Çünkü o bizi tamamlayan bir aksesuar. Ama bir de özel olduğu anda çok daha kıymetli olur. Evet. Saklanır. En güzel zamanlarda takılır. Değil mi? Evet, tabii böyle ki. Doğru söylüyorum. Aynen öyle. Peki şimdi kuyumculuk geçmişiniz de var. Aynı zamanda dekoratif takı tasarımı da yapıyorsunuz. Aynen. Şu anda kuyumculuğun yanında onunla beraber paralel bir şekilde bijuteri üzerine de bir mağaza açtık. Çelik güzel VIP takılar olsun, lüks takılar olsun. Hı-hı. Onlarla da orada da bir kendimizi göstermek istedik ve orada da bir dükkan açtık kendimize, bir mağaza açtık. Oradan da devam ediyoruz. Çok güzel. Peki mesela sizlerin takı tasarımcısı olarak hem kuyumcu geçmişinizde olduğu için çok güzel görüntüler de veriliyorlar VTR'de. Çok severim takıyı bu arada, bayılırım. Dikkat ettiğiniz ve alan kişilere söylediğiniz bir böyle uyarı var mı? Aman şuna dikkat edin, alerji yapabilir. Aman ne olur şuna dikkat edin, şu materyal olmalı diye. Evet, tabii ki şu anda mesela teknolojinin geldiği alanda materyallerin kaplanmaları çok güzel şekilde yapılıyor. Bu da uzun süreli kullanımını ve alerji sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bayanlara bunu söylerken tabii işte parfüm olsun, deterjan olsun, kimyasallardan uzak tutmalarını, böylelikle takılarını daha uzun süre kullanacaklarını söylüyoruz. Ve bu şekilde de onları yönlendirmek şeyle. Biz kadınlar da maşallah bir taktık mı onunla bazen uyuyoruz. Evet. Özdeşleşiyoruz. Işte bazı gelen bileklikler, bazı küpeler ama tabii ki öyle olmamalı. Bunun doğru olanı suya girdiğin zaman, aynen parfüm öyle. Kullandığın zaman. Parfümden bir temizlik yapılırken çıkartılsa uzun ömürlü kullanımda daha iyi olur bence. Sağlıklı yani, olur. Aynen öyle. Çok güzel. Peki siz nasıl ilgi duydunuz, adım attınız? Ben merak ederim, bu böyle paylaşımdır, en güzel paylaşımdır. Evet. Hayaliniz miydi yoksa bir anda birileri mi vesile oldu? Nedir bunun geçmişi? Aslında şöyle dediğim gibi, az evvel de söylediğim gibi baba mesleğimiz bizim kuyumculuk. Baba mesleği. Evet. Bununla başlayan bir süreç oldu. Zamanın getirisiyle önceden biliyorsunuz kuyumcularda daha çok el işçiliği vardı. Daha çok sahtekarların yaptığı takılar vardı. Ama teknoloji geliştikçe de CNC makineler hayatımıza girdi. Bu makinelerin girmesiyle de daha çok istediğimiz motifleri ve desenleri, bilezikler olsun, takılar olsun onun üzerine kullanabildik.
Burada da bizim bir ustamızın bana yönlendirmesiyle sen bu işi yaparsın deyip benim de hani nacizane sevdiğim şey hem meslek babadan olduğu için geldi, babadan geldiği için doğru ellerde aynen, işlendi, yönlendirildi. Sevdiğim için de kendimi bu işin içinde buldum. Aşağı yukarı da 20 sene bulmuşsunuz. 20 senedir de bu işin içindeyim. Çok güzel maşallah, ben severim dediğim gibi, artık kadınlar kadar erkekler de takı kullanıyor evet, değil mi? Evet, ben de severim. Nedir öyle mi? Tabii, evet, yüzüğünüzü gördüm falan. Evet, kolyeniz var. Aynen. Erkekler de, ben bazen diyorum ki insanın süsüdür takı. Evet. Güzellik katar, uyumlu ve abartılı olmadığı aynen öyle, sürece. Aynen dediğiniz gibi. Peki kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz yoksa genel trend neyse o mu? Şu anda mesela çalıştığımız sisteme göre genel trend olan şeyler daha çok tercih ediliyor ve onları daha çok sunuyoruz insanlara. Özel tasarıma istendiği zaman da yardımcı olduğumuz ustalarımız ve çalışanlarımız var. Hı. Onlarla da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela ben geldim, dedim ki şu takıyı çok beğeniyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum. Hı-hı. Bazen öyle oluyor ya, bitti gitti oluyor. Evet. Trend bir şeydir, hı-hı, sezonluktur ama aslında ben onu o dönem alamamışımdır, bitmiştir. Sizlere mesela böyle fotoğrafla da gelsem, bunu istiyorum desem aynen, mümkün müdür aynen, özel aynen, tasarım aynen, yapmak? Aa, harika. Yani %90'ı aynı şekilde çıkartılır yani. Hiç çok güzel. Yaşamadan bunu bilmek güzel. Peki tabii, Hayatı Paylaşmak programından izleyenler ve arayanlar olursa bizlere güzellik yapacak mısınız efendim? Tabii ki, ne demek. Sizin o zaman isterseniz, değerli izleyicilerimize bunu da söyleyeyim. Tabii. Efendim bizlerden gidenlere yüzde, çok zorlamayayım, kaç diyelim? Siz söyleyin. Kaç dersiniz? Valla siz ne uygun görürseniz ama mutlaka bir indirimleri olsun ki tercih tamam, etsinler. Bizim de böyle bir güzel vesilemiz, hediyemiz olsun. Kaç diyelim, siz söyleyin diyorum ama siz... siz gönlünüze göre. %20 indirimimiz olsun inşallah. Ürünlerimizde böyle bir hayatı paylaşmakta aynen, güzel bir takı paylaşımı yapalım. Aynen, değerli öyle, izleyenler, bu da alta not düşsün. Eğer arayın efendim, öyle bir şey yapmazlarsa direkt uyaracağım. Bunun altını çiziyorum. Sizin ismini söylemeler yeterli efendim. Çok teşekkür ederim. Hayatı Paylaşmak programından derseniz çok seviniriz. Efendim şimdi şunu da sormak istiyorum. Çok çok geçmişe gidelim. Aslında bu böyle Osmanlı döneminde. Evet. Takı böyle zenginliğin göstergesi olarak bilinir. Evet. Ama nasıl başlamışlar? Öyle bir geçmiş böyle muhasebesi yaptınız, araştırması yaptınız aynen mı? Aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela çoğu padişahlarımızın aslında padişahlık dışında... Düşünün, erkek tabii, değil mi? Tabii tabii. Oradan yani, başlamış. Çok takıyla aşırı neşir olmuş, kuyumculuk mesleği gibi olan padişahlarımız var. Mesela Yavuz Sultan Selim olsun, Kani Sultan Süleyman olsun. bu padişahlarımız kendileri takılarını yaparlarmış. Hatta şöyle de bir şey var... Bir yardım yapacakları zaman veya bir bağışta bulunacakları zaman devlet hazinesinden kullanmayıp kendi yaptıkları takıları satıp bunları yardım muhtaç olan insanlara veya işte yardım edecekleri kişilere ulaştırırlarmış. Bu da tabii oluyor, şey oluyor ki çok takının aslında hani Osmanlı'dan da öncesine gitsek daha çok bile şey var. Geçmişi var demek istiyorsunuz. Ama Osmanlı'daki padişahların ve nasıl diyeyim, yüksek tabaka insanların kendilerinin sınıflarını daha çok göstereceği şekilde kullandıkları bir evet, aksesuarmış. Yani bir zenginlik, zenginlik belirtisi, bir güç gösterisi aynen öyleymiş. Ve o şekilde de tabii günümüze kadar onların gelmiş, motifleriyle, Osmanlı motifleriyle takı da buraya kadar gelmiş. Yalçın Bey, ben şeyi de çok görüyorum. İşte biraz önce dedik ya, trendler. Bazen o kadar abartılı takılar böyle moda oluyor ki. Ve tabii sizler de bunları evet, üretiyorsunuz aynen, ve sunuyorsunuz. Aynen. Çünkü alıcısı oluyor. Aynen. Burada reklam mı bunları teşvik ediyor çoğalmasına? Hani belki biz kullanıyoruz, izleyen görüyor. Acaba onun takıları nerede ki? Biraz önce takıları merkez sordu. Adres belirteceğim. Ya da gerçekten böyle çok sade oluyor. O kadar korkuyor ki insanlar büyük bir şeyler takmaktan. Evet. Bunun reklamla mı ilgisi var yoksa bir rüzgar gibi döneme mi ait bir şey? Bu şöyle, dediğiniz gibi bir rüzgar gibi bir döneme ait. Mesela sanatçılarımız takıyor, sizler takıyorsunuz. Burada... Gören insanlarımız hemen dönüyorlar. Bu küpeden var mı, bu kolyeden var mı, temin edebilir miyiz? Ya da işte dizilerden, televizyon şeylerinden göz olsun. Aynen, göz aşinalığından istek dolayı oluyor, istek oluyor. Ama genelde abartılı takılardan ziyade sade takıları çok isteyen insanlar da oluyor. Çok isteyen müşterimiz de oluyor. Hep onlara ince, da çok, ince evet, bir çizgidir. Çok ince bir çizgi. Yani evet. Bir de şöyle bir şey de var. Kişiye yakışanın olmasından yanayım ben. Hani bazı insanlar dediğiniz gibi çok kaba şeyleri de kaldırabiliyor. Bazı insanlar çok naif takıları da kaldırabiliyor. Kişi özel daha mantıklı oluyor böyle olunca da. Yani şöyle bir şey. İnce böyle güzel naif küpeler, kolyeler, setler mesela kullanıldığı zaman dönemsel ya da o kişinin yaşam biçiminin de bir anlatım mı? Takı neyi ifade eder?
takı birçok şeyi ifade eder. Kimisi için bir hüzünlü bir gün ifade eder. Kimisi için sevinçli bir gün ifade eder. Kimisi için bir sevdiğini ifade eder. Yani bu kişinin o anki o aldığı hediye veyahut da işte o anda üstünde olan bir şey takıyla kendi bağdaştırmasıyla bence daha şey olur, anlaşılır olur. Takı bence o yüzden aksesuardan ziyade bazen de insanların bir anısıdır. Ay çok güzelmiş bu. Ve anı olarak da takılarını kullanan insanlarda da çok yani ah der şunu şu zaman böyle bir hediye olarak gelmişti veya şuradan almıştım. Yani illaki bir kendilerini hatırlattıkları bir şey olur insanlara. Çok güzel. Yani aslında bakın hayata böyle yaşamımızda her meslek var. Her mesleğin güzeli var, evet. İyisi var, emeği var. Sizin alanınızda evet diyoruz ki süstür nedir ki? Hayır öyle değil. Öyle değil. Bakın ne dediniz? Bir imzadır, bir histir, bir anıdır. Evet. Çok güzelmiş. Evet siz öyle deyince benim de aklıma geldi. Bazen şans takıları da vardır, evet, değil mi? Evet öyle. Bazen hiç çıkartmazsınız onu. Aynen. Yani bazen müşterilerimiz kendi sevdiklerinin saçını getirenler oluyor. İşte bunu kullanabilir miyiz diyor. İşte bir parça bir elbisesinden veya bir şeyinden. Belki camın içine tabii, böyle aynen öyle, takmak için aman. Şeyle kullanılabilen evet. Onlarla yapılıyor. İşte bir parça elbisesinden bir resmini getiriyorlar. Onları ölümsüzleştirmek istiyorlar. Bu şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani yüzük de olsun, kolye de olsun, gizli veya görünür isteyenler de onlara hayır, yardımcı oluyoruz. Ondan bir parça taşımak isteyenler kişilere oluyor, böyle bir hatıra. Evet olabilir. Tercih meselesi tabii ki. Evet. Güzel. Yani tabii çok deniz derya her konu. Her konu farklı bir özel. Aynen. Peki size şöyle söyleyeceğim. Sizin de bildiğim kadarıyla çok kıymetli bir eşiniz evet. var. Eşinize ilk hediyeniz takı anlamında neydi? İlk hediyem eşime takı olarak bir yüzüktü. Hatta şunu da söyleyeyim bari madem yeri gelmişken tabii, izniniz tabii. varsa. Bugün eşimle 18. yılı bitirdik. Hay maşallah. evet. Gencecik ama kendisi aynen şu anda öyle. Gülümseyerek bizlere bakıyorlar. 18. yılımızı da bitirdik. Allah bozmaz da hani laf kelimi aynen, kötü aynen. gözden kötü sözden korusun. İlk aldığım ona bir yüzüktü. Bir yüzük hediye etmiştim. Zaten kuyumcu olduğumuz için yani hediyelerimizin çoğu genelde altın oluyor kendisine. Oh ne güzel şanslı efendim. Yani o şekilde bugün de dediğim gibi 18 yılı devirmiş olduk. Maşallah bizler de bunlara şahit olmuş evet, olduk. Hayırlı duaları izleyenle beraber hayat programımızın yaptık. Adı gibi hayatı biz de paylaşmak. Hayatı paylaşıyoruz. Evet. Peki o zaman şöyle hayatı paylaşmak dediğimde aklınıza gelen bir cümle istiyorum sizden. Nedir? Ne demek istersiniz? İlk aklınıza gelen şey. Sevdiğimiz insanlara hediyeleşerek hayatı paylaşalım. Onlara da takı hediye edelim. Onlara da güzellikler hediye edelim. Birbirimizin içinde bir anımız kalsın. Ay çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Ben teşekkür evet, ediyorum. Sevdiklerimizle hayatı paylaşalım. Bu bir takıyla, belki bir cümleyle, belki bir yardımla, belki de sadece dinlemeyle olacak efendim. Ama en güzeli paylaşmak, paylaştıkça güzelleşeceğiz. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi çok konuk sağ ettiğiniz olun. İçin. Çok rica teşekkürler. Ederim. Yine bekleriz efendim. Sizlere de teşekkür ederiz değerli izleyenler. Bencil insanlarla baş etmek mümkün mü? İlişkilerde mutlu olmanın sırları neler? Tüm bunların cevabını uzman psikolog Yeşim Akıncı verecek. Az sonra. Efendim Hayatı Paylaşmak programında şimdi çok yoracağım bir konuğum sizlerle beraber. Gerçekten konumuz efsane. Evet. Yeşim Akıncı uzman psikolog canım arkadaşım. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Seni gördüm daha da iyi oldum. Vallahi koştur koştur çalışıyoruz çok işte. Çok güzel enerjik. Stüdyo çok enerjik. Renkler öyle sen öyle. Konular da bugün bayağı enteresan. Enteresan dediğim gibi Yeşim Hanım'ı yoracağız. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle çayları kahveleri alıyoruz. Sohbete başlıyoruz. Başlıyoruz. Erkekler biraz üzüleceksiniz. Çünkü ilk sorum ve konum. Hı-hı. Belki de kadınlar için de evet, geçerlidir yani. Soracağım. Ben psikoloğuma bilemiyorum. O zaman şöyle çok duyuyoruz ya. Evet. İşte beraberliği biten ya da bitmeyen, hı-hı. bitmesi için uğraşan bu narşist, bu narşist ilişkim. Hı-hı. Aman Allah'ım mahvoldum, başıma bunlar geldi. Tam olarak bu son zamanlarda duyduğumuz hı-hı. narsistlik nedir? Evet. Ve gerçekten bunun içerisine düştüğümüzü nasıl anlarız? Bu bir sanki şey gibi oldu halk arasında. Gerçekten herkes birbirine de narsist demeye evet. başladı. Aslında bunu bırakın profesyonellere yani bizlere diyorum. Hı. Çünkü halk arasında artık şöyle olmaya başladı sevgili Semra.
ay bu biraz narsist, ay bu biraz borderline. Bu teşhisleri koymak için bizler gerçekten yıllarımızı verdik yani eğitimlere. Ve insanları böyle etiketlemek de yanlış olarak değerlendiriyorum. Ama tabii diziler, filmler maalesef insanlara böyle ya da işte hemen şöyle internette bakıp birkaç teşhis... Belirtileri nelerdir? Belirtileri nelerdir? Ama zaten onlar işte hemen o belirtiler kısaca bahsedilir ama tamamen gerekçe değildir. O yüzden birbirlerinizi böyle yaralamayın, savurmayın kendinizi diyorum ve bırakın profesyonelleri diyorum. Narsistlik nedir? Aslında Yunan mitolojisinden gelir. Yani şöyle çok güzel, herkes, Rabbim aslında Allah-u Teala hepimize bir güzel duygu vermiş. O da kendimizi beğenmemiz. Kendini beğenmeyen insan yok biliyor musun? Ya da beğenmek istemeyen kimse kendini yok, beğenmezsen yaşayamazsın ki. Yani elin, ayağın, yüzün, gözün bir şekilde onu her sabah görüyorsun ve benimsiyorsun. O ruh dünyanla, iç dünyan ve kendi bedensel vücut dünya birbirine uyması gerekiyor. Ama bu narsist dediğimiz kişilerde çok farklı boyutlar var. Yani kendini böyle çok özel hisseder. Özel değil miyiz? Özeliz ama o üstün hisseder. Herkesten üstün belki de değil evet. mi? Evet. Biraz şey diyorum hani solist hastalığı deriz biz buna. Meslektaşlarımla. Güzel bir evet. olmuş. Ama tabii ki solistlerimizi hani tenzih ediyoruz ama. Ama hani, var var. Hani tabii böyle bir hep yüksekten bakma, kibirli olma, empati yapamama, karşıdakinin duygularını yok sayma, sadece kendini ön planda hissetme. Biraz onun, da bencilce diyelim değil bencilcenin en üst seviyesi. Hocam. Ben içi ve bencilce çok aslında kelimesel çok yakın ama çok uzak şeyler. Hı hı. Ben içi yaşamak çok kıymetli fakat bencilce yaşamak insan ilişkilerine zarar. Tek başına evde yaşarsan hiçbir sorun yok. Evet, hayatı paylaştığınız evet. zaman sorunlar evet, ortaya çıkıyor tabii değil ki, mi? Tabii paylaşımdaki ki. İlişkisel bencillik. Problemler olur. Yani hı hı. Mesela bir narsist kişi kendiyle mutlu mudur? Mutludur çünkü o en iyidir zaten. En iyisine layıktır. Yani mesela bunun için de bir çaba göstermez. İşin kötüsü o. Mesela bir tane danışanım olmuştu sevgili Semra. Genç bir delikanlı. Ondan sonra şey demişti mesela işte ben en iyi işte arabaya layığım. Çok doğru. Hı-hı. Evet layıksın. Ama annem babam bunu bana almak zorunda. Hayır i̇şte 18 orada. Yaşında geçmişsin. Çalışabilirsin, okuyabilirsin, alabilirsin. Hayır, bana o verilecek yani. Çünkü ben evlatım. Beni doğurdular. Evet, beni doğurdular o zaman. Yani aslında böyle bir düşünce oluyor tabii bazen. Allah Allah. İnsan ister ki her şeyin en iyisine sahip olsun. Ama benim mesela şöyle, bu çay bardağı benimse en güzel bardaktır. Bana güzel bir çay veriyorsa değil mi? Hani sağlıklıysa, hı hı. temizse en güzeldir. Yerine tamah etmek ve onu aslında benimseyip evet. güzelleştirmek çok daha başka çok bir duygu. Çok başka bir şey. Bir de tam tersi olması ve verilmesi gerekiyor duygusuna hakim olmak başka bir duygu. Bir şey. Bir de hani tatmin olmaz. En üstünü arar hep ve o yüzden de hep mutsuzdur. Çünkü hep devamlı level yükseltebilir. Allah Allah. Evet. Elinde değil mi? Bunun tedavisi var mı buradan sonra? Elbette psikoterapi yapılması şarttır. Hı. Aslında narsistik çatlağın altında hani kendini çok beğeniyor gözükse bile kendini hiç beğenmemek vardır. Kompleks. Hiç beğenmemek aslında çünkü insanın kendiyle barışık olduğu zaman psikopatolojilerden uzak durursun. Bazı şeyler elinde değildir, nörolojik olarak değildir, psikiyatrik olarak tabii ki bazen elinde olmaya sebepler olabilir ama hakim olabilir insan tedavi oldukça. Tedavisinden kaçınır çünkü zaten narsistler tedaviyi başkasının olması gerektiğini düşünür. Hatta evet karşındakinin ya, of. Benim ihtiyacım yok onun var diye. Bazen evli çiftler gelir böyle sadece erkeklerde değil kadınlarda da çok biraz olabiliyor. Biraz önce belirttim evet. ama tabii biz şimdi hemcinslerimizi sevdiğimiz kesinlikle. Kurduğumuz için son iki kalan kişidir hemcinslerini evet, koruyan narsist belki. Narsist kadının ve narsist erkeğin de farklılıkları vardır. Hakikaten ilişkisel çok aslında bahsetmek isterim. Lütfen ne olur şöyle girelim. Söyleyeyim. Aslında şöyle söyleyelim. Hı-hı. Hem oradan buraya bağlamanız açısından bir evet. yön göstereyim. Kadın ve erkek ilişkisinde dengeyi bozan, huzursuzluğa evet. sebep olan davranış biçimlerini de bu söylediğinizin ardına ekleyelim. Tabii ki alt segmentte şey yaparız, devam ederiz. Hı-hı. Şimdi şöyle bir narsistle ilişki düşünelim. Narsist size dünyanın en değerli şeyiymiş gibi davranır ilk başta. Ve bu bir aşkın ilk anlarında düşünsene
ayakların uçar, çok güzel hissedersin kendini. Kelebekler zaten aşka dairdir ve evet, çok yakışır. Fakat narsist insanın verdiği duygu nedir biliyor musun? Sen en iyisisindir. O kadar iyidir ki sen iyi olmasan zaten onun olamazsın. Ay Allah'ım. Altyapıda bu vardır. Okay. Ama sen o aşkın A hali, yani ilk halinde. Z'ye gelinceye kadar neler oluyor şimdi duyacağız. Çok etkilenirsin bundan. Evet. Ve zaten aşkta hani o mükemmeliyetçilik kaybolur. Her şey, yani hiç gözün hiç kötü bir şey görmez. Onun her şeyi çok güzeldir yani. Sonra bir bakarsın bir anda seni havalara çıkarmışken pat diye aşağı atıverir. Peki bir anda mı yapar bunu? Genelde bir anda yapar. Bunun sebebi belki narsistik bir çatlağa şey yapmıştır, hani dokunmuştur. O an depresyonu kaldıramaz. İşi kötü gitmiştir, bunu kaldıramaz. Kendiyle ilgili bir şeyde güven duygusu kaybolmuştur. Güven duygusu çok önemlidir onun için. Liman, sığınağı, güven duygusu. Olmadığı zaman çünkü içindeki çocukla baş başa kalır ve çözemez. Yetişkin her zaman bir problem çıktığı zaman probleme karşı durmak değil, problemi anlamak ve çözmek üzerine hareket eder. Evet. Ama bu tarz insanlar o problemi yok sayma niyetindedir. Hepimiz biraz yapıyoruz ama aslında değil mi? Kulağımızın arkasına attığımız köşeler olabiliyor bazen. Ama zaten bu semptomlardan bir veya birkaçının üst üste uzun süreli olması bir teşhistir. Her zaman değil. Çünkü aslında bakarsan sevgili Semra, bütün hastalıklar içimizde var. Bütün semptomlar var ama bunu zaman zaman çıkabilir, zaman zaman aşağı dengelemek inebilir. Dengelemek önemli. Evet, hayatta en önemli şey dengedir. İlişkilerde de öyle. O zaman hemen ilişkilere geçelim. Evet. Bu çok sorulan şeyler, sorular arasında ilişkilerde gerçekten kolay değil. İnsanlar birini sevmek ihtiyacı içerisinde. Maslow'un hiyerarşisinde mesela en üst segmenttedir sevgi ihtiyacı. Birini sevmek mi? Hatta ben sorarım bazen televizyonlardan da sizin aracılığıyla. Sevmek mi, sevilmek mi? Hangisi? Subjektif soruyorum hocam. Subjektif cevap vermek gerekirse sevmeyi tercih ederim. Çünkü sevmek insanı çok geliştiren bir şey. Kendini aştıran bir şey. Sevilmek çok güzel, pohpohlanmak, sevilmek ihtiyaç olmazsa olmazımız. Karşılığı olmalı diyelim. Seçim değil istediğin mi? İçin söyledim. Tamam. Yoksa tabii ki ikisi birlikte. Hem sevilmek hem sevmek. Platonik olmaktan bahsetmiyorum. Zoru seçiyor hocamız ama çok enteresan. Çünkü, sevmek çünkü en zor olanıdır. Zor olanıdır ama sevmek bir beceri işidir. Evet. Kabiliyet işidir, evet. Yetiştirilme tarzıdır. Sevmeyi bilmeyen sevemez. Yani evet, kendini sevmeyen de başkasını sevemez. Evet. O yüzden çok değerli ve sevmek insana Rabbime yaklaştıran bir şeydir. Kendini geliştiren bir şeydir. Evet, çok zor dedim ya. O yüzden de ben bu tarafta her iki tarafın da birbirini sevmesini çok isterim ilişkilerde. Kendim de sevilmek ve sevmek isterim. Hak ediyorsunuz inşallah. Teşekkür nasip ediyorum. Olur. Fakat çok şükür, hamdolsun, çok sevenlerimiz var. Tabii, sizler gibi tabii. Arkadaşlarımız, dostlarımız. Biz özelde bahsediyoruz. İnşallah, inşallah. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir şey ki sevmeyi bilmiyoruz. Sevgili Semra, çok sevmek, mesela deliler gibi sevmek, ölürcesine sevmek. Sevmeyi böyle tabirlerimiz var. Ya. Seviyorum derken vuruyor, seviyorum derken darp ediyor, seviyorum derken onu hapsediyor, seviyorum derken kıskançlıktan onu devamlı hani incitiyor. Evet. Şimdi bu sevmek değil aslında. Çocuklarımızı severken nasıl sevdiğinize bakın. İleride bir insan olduğu zaman nasıl bir kadın ve nasıl bir erkek sevgisi taşıyacağını görün. Eşinize nasıl davranıyorsanız çocuğunuz onu da rol model alacaktır. Evet, çocuk yetiştirmek de çok yine önemli. Hep de buraya geliyoruz. Evet, eninde evet. Sonunda. Evet. Allah'ım ya Rabbim. İşte o zaman da bu sohbetin gidişatından bana böyle evet geliyor yine bir şeyler. Mesela ilk beraber olduğum evet kişi Cici Mayler. Ay böyle çok tatlı çiçekler, böcekler. Ne oluyor sonra o Cici Mayı bitiyordu. Her şey kötü oluyor. Ne yapmalıyız? Oluyor? O dengeyi bozmamak için tavsiye vermeyi istiyorum. Emek verilmesi gerekir. Bir de şöyle bir şey. Biz neyi seviyoruz? Karşımızdaki kişiyi gerçekten seviyor muyuz? Gözünü, kaşını, ruhunu, tenini, onun davranışlarını. Gerçekten seviyor muyuz? Yoksa hayal ettiğimiz şeyi mi seviyoruz? Bakın çok önemli bir soru. Evet. Çünkü çoğu insan hayal ediyor. Diyor ki hayal ettiğine bir kalıba sokuyor karşındakini. Ama gerçekte o kişi değil o. Sen böyle biri olmasını istiyorsun ama gerçekten tahlil ettin mi böyle kişi mi? Hayır hocam, ben aslında diyor
onu böyle görmemiştim diyor. Ben böyle bir şey istediğim için onu da öyle zannetmiştim. Ama sonra ne oluyor? Gerçekler ortaya çıkıyor. Sonra acı bir şey maalesef. Ne oluyor biliyor musun? Çatışmalar başlıyor. Benim istediğim değildir ilişki. Onun istediği de değildir ilişki. Ortak paydada buluşabilmek. Evet, ortak paydadır. Yani aslında bir matematik hesabıdır. Hı hı. Mesela yuvarlakların orta yüzükler mesela. İki yüzüğün birleşiminde ortada şurada bir paylaşım çıkar. İşte o paylaşım efendim ilişkidir. Ben, sen ve biz ilişkisi çok önemli. Biz oluşturan iki kişidir. İki sağlıklı bireyin kurduğu ilişki çok mükemmeldir. Hı hı. Sağlıklı insanlar kavga eder mi? Evet, eder. Eder. Ama hayata tartışır. Dair. Ama hayata dair. Evet. Evet. Ama tartışır, eninde sonunda bir araya gelir ve küsmeden, bakın küsmek de bir kusur, ilişki kusuru. Öyle dengeyi mi? Bozan bir kusur. Hmm. Çünkü küsüp yatak odasına ayıran var. Ama Yeşim hanımcığım, canım, şöyle tavsiye veren yanlış uzmanlarımız var o zaman. Ne olur, hı-hı, her uzmana da güvenmeyelim, evet, ve onu baz almayalım. Tabii ki. Hep önümüze çıkıyor. Tavır yapın. Tavır yapmak, bakın kapris yapmak çok yanlıştır. İlişkisel problemlerden biridir kapris yapmak. Tavır yapmayı, açılımını bilmiyorum ama ben bunu bir uzman arkadaşımın, yani benim gibi bir uzmanlaşmış birinin söyleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü tavır yapmak çok... şu mu? Kastettikleri bilemeyeceğim. Tepki verin. İstenmediğin şeyi, istemediğin şeyi, evet, uygun bir zamanda, uygun bir yerde, tamam, söylemen gerekir. Bu bir tavır mıdır yoksa tavır aslında çözüme değildir, giden bir yol mudur? İletişim şeklidir. Evet. Ben bundan hoşlanmadım ya hanım. Evet. Yani sen gel de el alemin yanında beni bozma ya. Hani bunu söylemek vardır ya da... Duygu ifade etme biçimi. Evet. Ya da tam tersi, sen bana bunu diyemezsin, sen şunu yapamazsın diyebilir ya da küsebilir. Allah'ım, küsme bir sevgi kusurudur. Çıldırtır adamı. Ay, küser, neyi küstüğünü anlamazsın. Fena. Ama neyi küstüğünü anlamamış, daha küsmüş, haberi yok. İfade edelim, ondan sonra küselim. Ya da hiç küsmeyelim. Tabii ki içimiz kırılabilir. Evet. Biz insanız. Ve küsebiliriz, darılabiliriz. İçimizi atmayalım tabii ki. Hiç ama küsemem, biliyor musunuz? Ben de küsemem. İlla ki konuşmam gerekir. Ama çatlarım, doğru zamanı bilmek lazım. Karşınızdaki konuşmayı kesiyorsa ve istemiyorsa ne yapacaksın? Yazabilirsin. Şimdi mesela telefonla yazmaz mı şey? Ama mektuplar bunlar için var. Küçük küçük notlar mesela. Bazen şöyle bir düşün. Bir çift düşünelim, kavga etmişler, birbirlerine kırılmış. Hanım diyor ki işte ben şöyleyim, o diyor ki, beyefendi diyor ki ben şöyle kırgınım. Küçücük bir not cebinden çıkıyor iş yerindeyken. Ben seni seviyorum ama şunu şunu da ne olur unutma. Ay, çok güzel bir fikir. Kim bunu kırar ki? Ay, sevinir, hoşuna gider, değerli hisseder, evet, her şeyden önce. Birbirimizi değerli hissettirirsek dengeyi buluruz ilişkilerde. Ay, süper, yani nasıl geçiyor bu zaman anlamıyorum. Evet. ne olacak? Olmaz böyle. Bitti mi zamanımız? Vallahi zamanımız bitti ama. Sorunlar bitsin, zamanımız bitmesin. Ama ben bir söz istiyorum o zaman. İnşallah. Değerli izleyicilerimizin huzurunda. Evet. Konularımızı belirleyelim. Tamam. Şimdi telefon numaralarımızda izleyiciler görüyor. Evet. Sorularını alalım, hı-hı, ve tekrar bir araya gelelim. İnşallah mi? İnşallah diyorum. Çok teşekkür, hı-hı, ediyorum. Vakit ağzına oldukça. Sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte sizlerle olacağız. Hayatı paylaşacağız. Elimde kalemim. Neden? Söz uçar, yazı kalır. Not almayı çok severim. Siz de hayatınızdaki güzel anları not alın. Ve tabii ki bizim konuklarımızdan da almak istediğiniz notlar varsa alın, bizlere bildirin. Haftaya yine aynı saatte sizlerle olacağız. Hayvanları sevmeyi, doğayı korumayı, sevdiklerimize sevdiğimizi söylemeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.